Merhabalar, Örgü Günlüğüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu üç renkten oluşan patlıcan moru, siyah gibi duruyor ama aslında bu patlıcan moru, pembe ve beyaz renkten oluşan üç renkli çok güzel, çok kullanışlı çeyizlerinizin vazgeçilmezi olacağına emin olduğum bir modelin yapımını paylaşacağım. Modelimiz oldukça kullanışlı, çok çabuk ilerleyen, hızlı ilerleyen, örmesi de çok zevkli olan bir model. Modelimin yapımında ben 6 numara tığ kullanacağım. Siz de elinizin ayarına uygun olan tığla bu modeli çok kolaylıkla örebilirsiniz. Çok kolay bir model. Hazırsanız eğer hemen pembe rengimle modelimize başlayalım. Modelimize başlamadan önce yüklenen diğer videolarımdan haberdar olabilmeniz için Örgü Günlüğüm YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açık hale getirmeniz yeterlidir diye sizleri bilgilendirmek istiyorum. Hazırsanız şimdi hemen pembe rengimize tığımıza sabitleyerek bu güzel kullanışlı modelimize başlayalım. Modelimize pembe rengimi tığıma sabitleyerek başlıyorum. Yaklaşık 1-2-3 kadar zincir çektim. İlmeğimi uzatıp buraya üçlü veya dörtlü de dolabilirsiniz. Daha dolgun olsun isterseniz. Bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tekrar ilmeğimi uzatıp bir fıstık daha yapıyorum. Şöyle birbiri ardına birleşik fıstıklar yapıyorum. 3. Toplamda 6 tane olacak. 7.'yi de dönüşte kullanacağız. Hemen hızlıca yapalım kesmeden. Beş oldu. Bu da 6. fıstığım. 2, 4, 6. Şimdi 7. fıstığımı da yapıyorum. Bunu dönüşte kullanacağım. Yani şöyle göstereyim. Yani şu kısımda bunu kullanacağım. İlmeğimi uzattım. 8. fıstığımı yapıyorum ve kapatmıyorum. İpimi doladım. Şöyle baştan 5. fıstığımın sonuna şöyle bir fıstık daha yapıyorum. Şöyle. Bu ikisini beraber topladım. Şöyle içi boş bir kutum oluştu. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Bir fıstık yaptım. İpimi doladım. Yandaki boşluğa tekrar bakıyorum. Ve bu ikisini beraber topladım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ikili fıstıklarla geleceğim. Bu şekilde ikili fıstıklar yaparak şu sıramın sonuna kadar geliyorum. En sonuncu ikili fıstığımı da şöyle ipimi doladım. En sonda ilk yaptığım zincirlerden içinden aldım. Ve bu ikisini de beraber topladım. İlk sıram böylelikle şöyle gösterelim oluştu. Şimdi buradan hemen geri dönüyorum. Geri dönüp önce bir fıstık yapıp kapatıyorum. Fıstığımı yaptım, kapattım. Tekrar ilmeğimi uzattım. Buraya bir fıstık daha yapıyorum. İpimi doladım. Yandaki boşluğa bir diğer fıstığımı yaptım. Ve kapattım. Tekrar ikili fıstıklar yaparak bu sıramın sonuna kadar gideceğim. Sonrasında tekrar geri dönüp önce bir fıstık yapıp kapatıp daha sonra yine bu şekilde ikili fıstıklar yaparak üçüncü sıramı da bu sırama olduğu gibi
tamamlayacağım. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Sonrasında tekrardan geri dönüp burada uyguladığım gibi bir fıstık yapıp kapatıp tekrar ikili fıstıklar yaparak 3. sıramı tamamlayacağım. Toplamda 6 fıstıktı. Şu boyu da 6 fıstık olana kadar bu parçamızı yapalım. Kare bir parça elde edeceğiz. Bu sıramızı bitirip 3. sıramızı 4. ve 5. sıramızı da yapalım. 6 sıra ben bu şekilde ikili fıstıklarımı yaptım. 6'ya 6 eninde boyunda bir parçam oluştu. Şimdi bu bitirdiğim kısımdan tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Bir fıstık yaptım. Kapattım. İlmeğimi uzattım. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Yine bunun ucuna da 6 fıstık eninde boyunda bir parça yapacağız. Fıstıklarımız 7 olana kadar devam edelim. Evet, şöyle 7 tane fıstığımı yaptım. Bunlardan bir tanesi dönüş için kullanacağım fıstık. 8. fıstığımı yaptım. İpimi doladım. Yine baştan 5. fıstığımın sonundan bir fıstık daha yapıyorum. Ve bu ikisini beraber topluyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar ilmeğimi uzattım. Bir fıstık yaptım. İkinci fıstığımı yaptım. Ve bu ikisini beraber topladım. Evet. En son şu köşeye kadar ikili fıstıklarımızı yaparak gelelim. Şöyle en sona kadar geldim. Şuraya bir fıstığım kaldı. En son bir fıstığımı yaptım. İkinci fıstığımı o köşeden alıyorum. Ve bu ikisini beraber topluyorum. Şöyle bir parçam oluşuyor bakın. Şimdi buradan geri dönüyorum. Hemen ilmeğimi uzatıp bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tekrar ilmeğimi uzatıp bir fıstık daha yapıyorum. İpimi doladım. Yan tarafa batıyorum. Bu ikisini beraber topluyorum. Evet, bu şekilde ikili fıstıklarla bu sıramın sonuna kadar geleceğim. Böyle bu şekilde. Burası da eni 6, boyu 6 fıstık. Uzunluğunda bir parça olacak. Böyle birbiri ardına birleşik baklava dilimi gibi gözükecek. İkinci sıramızdayız. 6 sıra olana kadar devam edelim bunu da. Evet, bu kısma kadar ördüm. İpimi kopardım. Şöyle birbiri ardına birleşik iki tane parçam var. Şimdi hemen krem rengi ipimle önce ipimi tığıma sabitliyorum. Ve şöyle, hatta kopardığımız yerden başlamış olalım. Kopardığım yere ipimi sabitledim. Ve buraya hemen bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. İlmeğimi uzattım. Tekrar bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Yan tarafa iniyorum. Ve bu ikisini beraber topluyorum. İkili fıstık yaparak şöyle tepeye kadar geleceğim şimdi. İpimi doladım. Şöyle karşıya geldim. Evet, ikili fıstıklar yaparak şu kısma kadar gelelim. Şöyle köşeye kadar şimdi ikili fıstıklarla geldim. En son yine bir ikili fıstık yapıp köşeye geliyorum. Şimdi buradan şöyle şu kısma döneceğim. Bunun için yine bir fıstık yapıp kapatıyorum ilk önce. İlk fıstığımı yaptım. Kapattım. Şimdi ilmeğimi uzatıp buraya bir fıstık daha yapıyorum. İpimi doladım. Dibine, yine pembenin köşesine bir fıstık yapıyorum. Şöyle. Bu ikisini beraber topluyorum. Ve burada şöyle bir kutum oluştu gördüğünüz gibi. Sadece beyaz krem rengimle. Şimdi şu köşeye kadar geleceğim yine ikili fıstıklar yaparak. Bu tarafa dönmüş oldum.
İkili fıstıklar yaparak şu kısma kadar gelelim. Şuna kadar gelelim. Evet, şu çukurda kalan kısmı bir fıstık kalana kadar geldim. Şimdi bir fıstık yapıyorum buraya. Şöyle ipimi doladım yan tarafına. Aynı şekilde bir fıstık daha yaptım. İpimi doladım. Köşeye yine bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Karşıya bir fıstık daha yapıyorum. Şöyle tığımda 4 tane fıstığım var. Ve bu dördünü beraber topluyorum. Şöyle bir parçam var. Şöyle bir kısım oluştu. Bu orta kısımdaki fıstığı yapmasanız da olur. Ben bu sefer yaparak göstermek istedim. Bulduğum modelde de o şekildeydi. Şimdi buradan yukarı doğru yine ikili fıstıklarla ilerleyeceğiz. Şöyle. Bu şekilde ikili fıstıklar yaparak şu tepeye kadar gelelim yine. Yine tepeye kadar geldim. Burada da yine burada olduğu gibi önce bir fıstık yapıp kapatıp topluyorum. Sonrasında yine ikili fıstıklarıma devam edeceğim. Dibine batıyorum ikinci fıstığımı. Şöyle ve bunları beraber topladım. Şöyle bu tarafta olduğu gibi gördüğünüz gibi krem renginde kutucuğum oluştu. İkili fıstıklarıma da devam edeceğim. Bu ikisini de beraber topladım. Şimdi buradan sonrasında yine aynı şekilde ikili fıstıklarla buraya geleceğim. Burada da aynı burada olduğu gibi bir fıstık yapıp kapatıp sonrasında tekrar ikili fıstıklarla bu alta kadar geleceğim. Buraya geldiğimde en son buraya kadar ikili fıstıkla geldiğimde bir fıstık kendisine yapıp ikinciyi buradan, üçüncüyü buradan, dördüncüyü de buradan alıp dördünü beraber toplayacağız. Tıpkı burada olduğu gibi. Sonrasında yine ikili fıstıklarla devam edeceğiz. Burada yine bir fıstık yapıp kapatıp tekrar ikili fıstıklarla başladığımız noktaya kadar geleceğiz. Evet, bu şekilde en sonuna kadar geldim parçamı. Gördüğünüz gibi karşılıklı birbirine aynı bu taraflar. Şimdi en son üst kısma kadar geldim. Şu kadar bir boşluğum kaldı. Ona da ikili fıstık yapıp kapatarak birleştireceğim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Karşı tepeye. Şu tepeye. Bir fıstık daha yapıyorum. Bu ikisini beraber kapatıp sıkılayarak bu ipimi koparıyorum. Şimdi diğer bir üçüncü renk ipimle ben patlıcan moru kullanacağım burada. Onu da şu köşeden şu köşeye kadar ikili fıstıklar yapacağım. Hemen gösterelim. Şuradan sabitledim. İlmeğimi uzattım. Bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tekrar ilmeğimi uzattım. Bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Dibine batıyorum. Bu ikisini beraber topladım. Tekrar şimdi ikili fıstıklarla yine dibine kadar ineceğim, çukura kadar. Şöyle ikileyip ikileyip topluyorum. Şuraya kadar yine gelelim hemen hızlıca. İlmeğimi uzattım. Şöyle çukur olan kısma bir tane kalana kadar geldim. Şimdi 4 tane
toplayacağız yani. İlk fıstığımı burada aldım. İpimi doladım. İkinciyi dibine aldım. İpimi doladım. Üçüncüyü bu alt köşeden aldım. İpimi doladım. Karşıdan dördüncüyü alıyorum. Ve şöyle bu dördünü beraber toplayarak karşı tarafa geçmiş oluyorum. Hem de bu köşeyi doldurdum. Şimdi yine ikili fıstıklarla devam edeceğim bu tepeye kadar. Evet. Bu şekilde ikili fıstıklar yaparak şu tepeye kadar gelelim. Evet, bu kısmın sonuna kadar geldim. Şöyle ikili fıstıklarla en son bu köşede kopardım ipimi. Şimdi yine beyaz renk ipime tığıma sabitliyorum. Hemen mor renk ipimle başladığım köşeden beyaz renk ipimi sabitleyip yine başlıyorum. Bir fıstık yaptım. Kapattım. İlmeğimi uzattım. Yine bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Yan taraftan aldım ikinci fıstığımı. Kapattım. Şimdi buradan sonrasında yine ikili fıstıklarla çukur olan kısma kadar ineceğiz. Çukura geldiğimizde bir fıstık kala dörtlü toplayıp kapatıp devam edeceğiz. Şöyle bir tane daha yapalım. Çukura geliyoruz böylelikle. 3 4 Bu ikisini beraber topladım. En son çukura bir tane kalana kadar geldim. Şimdi burada dörtlü toplayıp karşıya atlayacağım. İlmeğimi uzattım. Bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Yine dibine batıyorum. İpimi doladım. Karşıya geçiyorum. Ve pardon, şu köşeyi unuttum. İkinci, üçüncü köşeden alıyorum. İpimi doladım. Dördüncüyü de karşıdan aldım. Ve bu dördünü beraber topluyorum. Şöyle. Böylelikle karşıya yine atlamış oldum. Şimdi buradan sonra yine bu sıranın sonuna kadar gideceğiz bu rengimizle. Köşeye kadar gidelim. Evet. Şöyle ikili fıstıklarla şu köşeye kadar yine gelelim. Evet, beyaz krem rengi ipimle bu sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi tekrar pembe renk ipimi yine şu köşeden bağlayacağım. Yine bir fıstık yapıp kapatıp başlayacağım. İlmeğimi uzattım. İpimi doladım. Yan tarafa geldim. Şöyle şimdi ikili fıstıklarla köşeye kadar, alt çukura kadar geliyorum. Evet, bir tane ikili fıstık yaptım. Hemen köşeye geldim zaten. Aradaki boşluk doluyor çünkü her bir sırada. Şimdi dörtlü toplama sıram. 3. çukurdan aldım. 4. de karşıdan aldım. Ve bu dördünü beraber topluyorum. Şimdi yine şu tepeye kadar gelelim. Pembe rengimle bu sıramı da bitiriyorum. Pembe rengimle bu sıramı bitirdim. Tekrar krem rengi ipimle bu kısmı dolduracağım. Köşeden yine bu krem rengi ipimi sabitliyorum.
Ilmeğimi uzattım. Bir fıstık yaptım. Kapattım. İlmeğimi uzattım. Bir diğer fıstığımı yapıyorum. İpimi doladım. Yan tarafa battım. Topladım. Şimdi çukura geldim. Şimdi burada dörtlü toplayacağız artık. Hemen bir, iki, üçüncüyü de dibinden alıyorum. Üç, dördüncüyü de karşıdan alıyorum. Ve bu dördünü beraber topluyorum. Şimdi tekrar yine ikili fıstıklarla bu sıramın şöyle sonuna kadar gelelim. Şöyle bu sıramın sonuna kadar geldim. Sıramın sonuna kadar geldim. Hemen bu renk ipimi de koparıyorum. Şöyle ipimi çekiyorum. Dilerseniz koparmadan buradan çekerek de devam edebilirsiniz tabii ki. Mor renk ipimi yine şöyle köşeden tığıma sabitliyorum. İlmeğimi uzattım. Buraya hemen bir fıstık yapıp kapatıyorum. İlmeğimi uzattım. Bir diğer fıstığımı yaptım. Yan taraftan ikinci çukura geldim. Üçüncüyü çukurdan alıyorum. İpimi doladım. Dördüncüyü de karşıdan alıyorum. Şöyle bu boşluğu doldurdum. Tekrar ikili fıstık yaparak sıramın sonuna kadar geliyorum. Bu ikisini beraber kapattım. Şöyle şurada ikili fıstıklık bir boşluk alanım kaldı. Onu da yine bu ipimle tamamlıyorum. Geri dönüyorum. İlmeğimi uzatıp bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Karşıya batıyorum. Aradaki bu iki fıstıklık boşluğu da böylelikle doldurmuş oldum. Şöyle göstereyim. Aynısını karşı tarafa da uygulayacağız. Evet, bu şekilde iki tarafı da iki köşeyi de doldurdum. Kare bir parçamı elde ettim. Şimdi tekrar krem rengi ipimle şöyle herhangi bir köşesinden başlıyorum. Bir fıstık yapıp kapatıyorum. Tekrar ilmeğimi uzattım. Bir fıstık daha yapıyorum. İpimi doladım. Dibine tekrar batıyorum. Ve bu ikisini beraber topluyorum. Şöyle. Buradan sonrasında yine ikili fıstıklarla devam edeceğim. Köşelere geldiğimde bir fıstık yapıp kapatıp tekrar ikili fıstıklarla devam ederek köşelerimi de oluşturacağım. Bu şekilde bir sıra beyaz rengimizle kutu tekniğiyle örelim ve başladığımız noktaya kadar gelelim. Evet, bu şekilde krem rengi ipimle köşeye kadar geldim. Şimdi tekrar pembe renk ipimi kopardığım kısımdan modelime sabitliyorum. Ve yine aynı şekilde kutu tekniğiyle iki sıra öreceğim. Önce bir fıstığımı yaptım, kapattım. İlmeğimi uzattım. Tekrar bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Karşıya batıyorum. Ve bu ikisini beraber topluyorum. Şöyle. Köşelere geldiğimde yine bir fıstık yapıp kapatıp tekrar ikili toplayarak devam edeceğim. Bütün modelimin etrafını iki sıra bu şekilde dolanacağım. Şöyle. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum.
Bir fıstık yaptım. Yanına da bir fıstık yapıyorum. Böyle örerek şu köşeye kadar gelelim. Köşedeki işlemimizi tekrar gösterelim. Evet, bu şekilde bu köşeye kadar geldim. Geldiğim kısma şöyle bir fıstık yapacağım. Köşelerde bu işlemi uygulayacağım. Bir fıstık yaptım, kapattım. Tekrar bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Yine beyazın köşesine bir diğer fıstığımı yapıyorum. Bu ikisini beraber topladım. Evet, şöyle. Sonrasında yine ikili fıstıklarımızla devam edeceğiz. Bütün köşelerde aynı işlemi uygulayacağız. Bir fıstık yapıp kapatıp tekrar ikili fıstıklarla devam edeceğiz. Evet, bu şekilde bu sıramızı bitirelim. Sıra başına kadar gelip sonrasında bir sıra daha dolanacağız ve bir sonraki aşamamıza geçeceğiz. Pembe rengimle kutu tekniğiyle iki sıra ördükten sonra bir sırada şu patlıcan moru rengimle köşeden bağlayıp aynı şekilde pembede olduğu gibi kutu tekniğiyle öreceğim. Sıra başına geldiğimde şöyle bir fıstık yapıp kapatıp sonrasında tekrar ikili ikili toplamaya devam edeceğim. Bir sıra bu şekilde örelim. Sonra da kenar rayımızın yapımına geçeceğiz. Bu şekilde ikili fıstıklar yaparak şöyle başladığımız noktaya kadar bu şekilde gelelim. Sonrasında da kenar rayımızın yapımını gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi ben patlıcan mor rengimle de bir sıra geçtim. Şimdi bunun üzerine kenar ayımı yapımına geçeceğim. Kenar ayım için şöyle herhangi birinin köşesinden ilmeğimi uzattım ve buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstıklarımızı dörtlü dolabilirsiniz, daha da olgun gözükmesi için. Fıstığımı yaptım, kapattım. Hemen tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 3 zincirle dibine indim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirle ipimi doladım. Yandaki boşluğa hemen fıstık yaparak geliyorum. İpimi doladım. Bir sonraki boşluğa da geliyorum. Bu ikisini beraber topladım. Topladığım kısma ilmeğimi uzatıp tepesine bir fıstık yapıyorum. Şöyle. Aynı yeri sabitledim. Yine 7 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Hemen yandaki fıstıkların arasına geçiyorum. Ve buraya da yine bir fıstık, buraya bir fıstık yan tarafına yapıyorum. Bu ikisini beraber toplayıp tepesine yine bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde modelin etrafını dolanacağım. Üç zincirle de dibine iniyorum. Ben bu aralarda 7 zincir çekiyorum ama 6 da yapabilirsiniz. 6 da iyi olur sanırım. Şu kısımda bir tane yaptım ama aslında şu bitirmeye geldiğimde buraya bir tane daha yapacağım. Yani şu kısımlara 2 tane tekli fıstık yapıp üzerine de fıstıklar yapacağız. Şu şekilde diğer kısımlara da böyle 6 veya 7 zincirli 6 çeksem daha iyi olacak sanırım. Şöyle bol duruyor çünkü. 6 zincirle diğer aralara geçerek bütün modelin etrafını dolanalım ve en son bitmiş halini görelim. Evet, gördüğünüz gibi ben bu şekilde kenar ayımı tamamladım. Modelim sonlandı. Şöyle köşeleri şu şekilde yaptım. Denk gelmeyen kısımları fıstık aralarına şu fıstıkların içinden aldım fıstıklarımı. En sonunu da tek fıstıkla başlamıştım. Onu da bu şekilde diğer tarafı uydurmaya çalıştım. Böylelikle modelim sonlandı. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Yüklenen videolarımdan haberdar olabilmek için Örgü Günlüğüm YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bir sonraki modelde görüşmek üzere.